Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Özgür Çelik programımızı teşrif ettiler. Sayın başkanlara hoş geldin diyoruz efendim. Ayakta olan sayın misafirlerimizi lütfen sandalyelere davet ediyoruz. Oturmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, Avcılar ve Küçükçekmece Sayın Belediye Başkanlarımız, bu buluşmamızda bizleri teşrifleriyle onurlandıran Bolu'dan bir belediye başkanımız var. Kıbrısçık Belediye Başkanı Sayın Emin Tekemen. Sayın Başkan hoş geldiniz efendim. Siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, il yöneticileri, sayın ilçe başkanlarımız, çok değerli meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sayın genel sekreterim, genel sekreter yardımcılarımız, çok değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Efendim maalesef İstanbul'umuz bir deprem bekliyor. Kamu kurumları başta olmak üzere deprem tedbirlerini sıklaştırmalıyız. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz 1994 yılında yapımı tamamlanan yaklaşık 21 kilometre uzunluğunda 18 istasyona sahip Yenikapı Otogar Atatürk Havalimanı metro hattının viyadüklerinde Türkiye Köprü deprem yönetmeliği şartlarını sağlayamayan viyadüklerin deprem güçlendirmesini bugün hep birlikte başlatıyor. Davutpaşa, Merter ve Dünya Ticaret Merkezi viyadüklerinde yeni yatırımlar, yeni atılımlar programımız çerçevesinde güçlendirme çalışmalarını başlatacağımız bu güzel güne teşrifleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Söz konusu projeyle ilgili neler yapacağımızı daha detaylı şekliyle sizlere bir filmle takdim etmek istiyoruz. Lütfen buyurun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geleceği bugünden güvence altına alıyor, beklenen İstanbul depremi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yeni deprem yönetmeliğine göre değerlendirmesi ve ağır bakımları uzun yıllar yapılmamış M1A metro hattına bağlı Davutpaşa, Merter ve Dünya Ticaret Merkezi viyadüklerini yeniliyor, raylı sistemlerin kesintisiz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlıyoruz. 21 kilometre uzunluğundaki hat boyunca toplamda 4.1 kilometre viyadük ve köprüsü olan hattın ilk etapta 3.1 kilometresini güçlendirerek toplamda 30 milyon euroluk yatırım yapıyoruz. İstanbulluların güvenliği ve huzuru için şehrimizi geleceğe hazırlıyor, daha güçlü bir İstanbul için hep birlikte çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdiden bu projemizde emek verecek ki onlar da bugün karşımızda oturuyorlar, buradalar, bizimle birlikteler. Tüm çalışanlara, emekçilere de peşinen çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi bu projemiz hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek ve İstanbul'daki raylı sistemler konusunda bilgi sunmak adına İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Sayın Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpköken Hanımefendi hitap edecekler. Kendilerini davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Başkanlarım, kıymetli konuklarımız, bugün yine çok heyecanlı bir
başlangıcımız var. Bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada M1 hattımızın 3 tane viyadük ve viyadük güçlendirme işinde ilk ayaklarının temellerinin genişletme betonunu başkanımızın eşliğinde atıyor olacağız. Bundan dolayı da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu çok önemli bir iş. Birçok ortamda ben hep 2019'da göreve başladığımda büyük bir şaşkınlıkla 140 kilometrelik ve 12 tane metronun hiçbir finans ve bütçesi planlanmadan durdurulmuş olduğundan dolayı duymuş olduğum o zamanki şaşkınlığı dile getiriyordum. Aslında bugün burada bir şaşkınlığımı daha dile getireceğim 2019'da duyduğum. O da yine bir inşaat mühendisi ve bir akademisyen olarak ta 1990'larda tasarlanıp 94'te işletmeye açılmış olan ve sürekli dinamik ağır yükler altında olan bu köprü ve viyadüklerin değişen standartlara göre ve ağır bakımlarının bugüne kadar hiç ele alınmamış olduğu da yine görmüş olduğum beni şaşırtan önemli olaylardan bir tanesiydi. Dolayısıyla da biz sadece 10 tane metro ile dünya rekoru kırmıyoruz ya da yıllık 13 kilometrelik hattımızla bir İBB rekoru kırmıyoruz ama aynı zamanda ta 80'lerden bu yana hiç yapılmamış olan köprü ve viyadüklerimizi de tasarımlı bugünkü performanslarını değerlendiriyoruz depreme karşı ve değişen mühendisliğin ve standartların getirdiği son noktada bunları değerlendirip ve bunların güçlendirme projelerini yapıyoruz ve daha sonra da bunların imalatlarına başlıyoruz. Aslında bu bugün bulunduğumuz ilk imalatımız. Az önce videomuzda da gördüğünüz gibi 4.1 kilometrenin 3.1 kilometresinde yaklaşık 94 tane bizim viyadük ayağında çeşitli fore kazıklar ve kuyu temel yöntemleriyle burada güçlendirme yapacağız. Fore kazık nispeten daha kolay bir imalat ama kuyu temellerimizde oldukça zor imalatlar. Sizleri de tekrar yeni bir kuyu temel imalatımızda da aramızda görmekten çok mutluluk duyacağız. Tabii ki burada gene betonarme mantolama işlerimiz de olacak 3.1 kilometre boyunca. Ayrıca da genleşme derzlerinin hepsini de yeniden değiştireceğiz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ben ve arkadaşlarım bu projeye çalışırken gerek viyadüklerin beton kalitesi gerekse donatılarındaki pasları değerlendirdiğimizde hakikaten son derece iyi şartlarda olduğunu gördük. O dönemde bu işi yapmış olan yüklenicilerimize de bir kere daha biz teşekkür etmek istiyoruz. Ancak tabii ki demin de söylediğim gibi deprem yönetmeliğimizin değişmesi ve deprem mühendisliğinde geldiğimiz son teknolojiyle beraber viyadük ayaklarının sıvılaşma zonu içinde kalmasından dolayı bu viyadük ayaklarımızı işte fore kazık yöntemi ve kuyu temel yöntemiyle biraz daha derine alıp daha sonra da mantolamayla burayı güçlendirmek ve dinamik yükler altında o genleşme derzlerinin yeniden ağır bakımlarını değiştirilmesini yapmak bizim bu projemizdeki hedefimiz. Aynı zamanda bu proje tasarım olarak da yapım olarak da çok butik bir iş. Çünkü işletme altında biz bu işi yapıyor olacağız. O yüzden de hem tasarım firmamıza hem de yüklenici firmamıza da bir kere daha ben burada teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki biz bunu bir başlangıç olarak görüyoruz ve bundan sonra da benzer işlemlerimizi deprem yönetmeliği öncesi açılan tünellerimizde ve tüm köprü ve viyadüklerimizde yapacağız. Bunun için de Raistan Daire Başkanlığı altında çok yeni bir müdürlük kurduk ve bu müdürlüğümüz ağırlıklı olarak bu konulara da eğilmiş olacak. Tabii ki biz sadece demir yolunda bunları yapmıyoruz, ray sistemlerde bunu yapmıyoruz. Belediyemizin diğer birimlerinde de karayolları, köprü ve viyadüklerinde, üst geçitlerinde benzer çalışmaları yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Önümüzde özellikle bu deprem koridorunda, deprem lojistik koridorunda ki hatları biz önceliklendiriyoruz. Bu hattımızda yine bir acil afet durumunda Atatürk Havalimanı'na ulaşabilecek bir hat olduğu için biz bunu bu noktada önceliklendirdik. O yüzden de bu üç viyadük ile başladık. Bundan sonraki köprü ve viyadük işlemlerimiz de beraberinde gelecek. Bugün bu bizim için çok anlamlı olan bu butik işte bizimle beraber olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz tüm ekibine, Sayın Genel Sekreter Yardımcımızın. İstanbul'da nerede ne ihtiyaç varsa 39 ilçenin tamamında gece gündüz çok büyük bir emekle yeni yatırımlar ve yeni atılımlar maratonumuzu sürdürüyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. O ekip arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un güzel yarınları için gerçekten çok çalışıyor.
Şimdi ev sahibimizi dinleyeceğiz sevgili hanımefendiler, beyefendiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'yi arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkürler. Güzel bir gün iş yapmak için ama bir yanıyla da kurak bir gün. Biz biraz da duacıyız. Mevsimlerin artık normallerine dönmesi ve şehirlerimizin kuraklığı değil de mevsimin gereği ne varsa onu yaşaması yok noktasında. Umarım hayatın daha normale döndüğü günleri bu ama doğayla ilgili olur. Ama ne yazık ki dünyada var olan savaş iklimine karşı barışın varlığıyla olur. Buluşmak dileğiyle sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli il başkanımız, değerli belediye başkanlarımız, hem avcılar hem de Küçükçekmece belediye başkanlarımız, çok değerli ilçe başkanlarımız bizlerle birlikte, aynı zamanda İzmir'den de misafir ilçe başkanımız var. Yine Kıbrıs'çık güzel bir beldemiz Bolu'dan biliyorum. Değerli başkanımız işi vesilesiyle buradayken bize eşlik etmesi bizi mutlu etmiştir. Teşekkür ederiz kendisine. Gençlik kollarımızın il başkanı ve değerli yöneticiler, parti, siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarımız ve yol arkadaşlarım hepinizle bir arada olmaktan elbette mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az önce Pelin Hanım bu butik iş dedi. Butik iş yaklaşık 700 milyon lira. Artık Pelin Hanım'ın işe bakış kavramı çok değişik. Bu tür işleri butik olarak görüyor. 700 milyon liralık yatırımı. Çünkü metronun biz göreve başladığımızda 32-33 milyon euro olan kilometre maliyeti yaklaşık 50 milyon eurolara çıktı. Büyük maliyetler ve her bir metro inşaatımız aslında devasa işler. Yani 15 milyar TL, 10 milyar TL, 20 milyar TL, 25 milyar TL gibi yatırımlar. Kıvançla bu yatırımları yapıyoruz ve devam ettiriyoruz. Ben yine de Pelin Hanım'ın motivasyonunu bozmayayım. Bu butik yatırımın temel atma törenine geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Deprem meselesi önemli. Depremin birkaç aşaması var. Bu aşamalar bir yanıyla şehrin güçlendirilmesi meselesinde geçmişten bugüne gelen yapı stoğunuzun analiz edilmesi. Bu yapı stoğunuzun analiz edilmesiyle birlikte kimi iyileşebilir, güçlendirilebilir, kimisi yeniden yapılmak durumundadır. Bir kısmı da tarihi eserdir ve ona göre farklı metodlarla ve yöntemlerle güçlendirilmesi ya da restore edilmesi gereken yapılardır. Gerçekten her açıdan İstanbul'da çok özenli çalışmalar sürdürüyoruz. Tarihi eserler noktasında ihmal edilmiş, unutulmuş, kıyıda köşede bırakılmış, hani tabiri caizse yerle bir olması resmen seyredilmiş, kara surlarından tutun camilere, hazirelerden tutun türbelere, bir kısım farklı fonksiyonları olan geçmişteki sanayi yapılarına birçok esere varıncaya kadar güçlü bir yatırım sürecini yönetiyoruz. Yani neredeyse artık yüzlerce noktasına değmenin ve onlara dokunmanın, onları iyileştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu bize gösteriyor ki istediğiniz zaman İstanbul'da her gün bir farklı iş ile hayata çok değer katabilirsiniz. Ama bir yanıyla da aslında geçmişte kadar ihmal edilmiş süreçlerle karşı karşıyasınız, onu görüyorsunuz. Şunu ifade edeyim, bir başka boyutu da güçlendirme meselesi ve bu güçlendirme meselesinde hiç görünmeyen, güçlü olduğu düşünülen
alınmayacak tedbirlerle Allah korusun İstanbul'un bir büyük depreminde hayatın kitlenmesine vesile olacak yollar, viyadükler, üst geçitler ve özellikle metroların açığa çıkmış olduğu sahalardaki yine viyadük veya az önce gördüğünüz kazıkların üstünde duran kolonların iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi meselesi. Bu teknik çalışmadan arkadaşlarım bana ilk başladığımızda proje sürecinin detaylarını ilk gördüğümüzde çok mutlu olmuştum. Ve böylesi bir ihmal edilmişliği de gördüğümden aslında ben de Pelin Hanım gibi şaşkınlığa uğramıştım. Hızlıca başlayalım dediler. Hatta o esnada arkadaşlarım bu konuda İller Bankası'yla bir görüşmenin yapılabileceğini, bir fonla ilgili bir kaynağın mevcutta olduğunu dile getirdiler. Tam 1,5 senedir hatta daha fazla bu konudaki girişimlerimize cevap bile verilmemiştir. Yani bu şehrin deprem konusuyla ilgileniyoruz, depremi önemsiyoruz meselesinin lafta kaldığı kısmıdır bu. Amacımız ne? İşte 1 milyar, 1,5 milyar neyse farklı fonların bu şehre gelmesi, bu tür işlerin daha hızlı hayata geçmesine vesile. Bu tür finans kaynaklarını iyi ve doğru zamanda planlayıp kullanmadığınız zaman, hatta bu tür fonlar bazen geri dönen fonlara dönüşüyor. Yani ülkeye sokulan bu fonlar kullanılmadığı için geri gönderilen fonlara dönüşüyor. Bu bakımdan burada böylesi hazır bir kaynağın bize sunulmamasını vatandaşlarımıza şikayet ediyor. Şimdi burada iki tane akıl olabilir. Birincisi şu, biz bunu vermeyelim, bu iş aksasın. Ya bu akıl değil ki. Yani buradan bizim çocuklarımız, evlatlarımız, ailelerimiz, annelerimiz geçiyor bu köprülerden veya bu viyadüklerden, trenler vasıtasıyla, metrolar vasıtasıyla. Hiç akıl değil bu yani. İkincisi bu, hani siyasi bir karar. Ya bunun siyasi kararla da bir ilgisi yok. Yani hiçbir yönüyle elle tutulur bir tarafı olmayan bir yaklaşım. Şikayet ediyorum. Evet, vatandaşımıza şikayet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum. Siz bunları vermeseniz de, etmeseniz de bir şekilde biz bu milletin parasıyla bütçemizin oluştuğunun farkında olan bir kurum olarak bu bütçeyi bereketli hale getirip, israftan uzak tutup, kötü kullanımdan uzak tutup, bu işe kaynak ayırıp, bu işi yaparız, bitiririz ve milletimizin hizmetini açarız kardeşim. Bize engel mengel olamazsınız. Bu kadar net. Onu ifade edeyim. İsrafı engellediğimiz ve bu kararlı duruşumuzdan dolayı bu millet bize yetkiyi verdi. Ve vermeye devam edeceğinden de hiçbir kuşkum yok. Sevgili hemşerilerim, bir başka konuya bugün değinmek istemiyordum ama değineceğim. O da aslında İstanbul'un kentsel dönüşüm diye tariflediğimiz ki il başkanımızın bahçeli evlerde çok sıkı takip ettiği bir mevzu olduğunu biliyorum. Burada bütün ilçe başkanlarımızın kendi sahalarında bu konuyla ilgili ne kadar özenli olduklarını, dönem dönem bizlerle bu konuyu masaya taşıdıklarını ve çaba gösterdiklerini, aynı şekilde özellikle Avcılar ve Küçükçekmece'de de dönüşümle ilgili güçlü adımlar atma konusunda gayretli olduklarını ve güzel işler başardıklarını biliyorum. Şimdi geçen hafta Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayınladı. Bu kararnamede şöyle diyor: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı. Yani TOKİ gibi bir şey. Şimdi ben buradan kıymetli Şehircilik Bakanımıza bu konuda seslenmek istiyorum. Saygıdeğer Bakanım, sizinle oturduk, konuştuk. Müşterek çalışmayla, işbirliğimizle birçok hususun ilerlemesi ve yönetilmesi hususunda işbirliği yapmamız konusunda
hazır olduğumuzu, her konuda her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı olduğumuzu, deprem meselesini siyaset üstü bir yere koyduğumuzu, lütfen İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu da bu milletin, bakanlıkta bu milletin, diğer kurumlarda bu milletin birlikte kararlar alarak işlerimizi kolaylaştıralım ve hızlandıralım. Ve ben bu sözü ettim, bu lafı ettim. Sonra da kendileri de birkaç kez bu mealde paylaşımları oldu. Özellikle dedim ki İstanbul'un gerekiyorsa bir kanuna bile ihtiyacı var. Yani bu konuda özel bir düzenlemeye, bir sürecin hızlanması noktasında bir kararlılığa ihtiyacı var. İstanbul'u özel bir yere koyun. Ama nasıl özel bir yere koyun? İstanbul'un bir deprem konseyi gibi, deprem kurulu gibi bir mekanizmanın olması, bazı kararların hızlı alınması, meselelerin siyaset üstüne taşınması, çünkü bazen bazı noktalarda bazı binaların dönüşümü 10 yıl, 15 yılı alıyor. Ben bunları yaşadım. Siyasetin nasıl engellediğini de yaşadım. Şehre bir bütün bakarak, bütün mevzularını bütün kurumlarıyla aynı masada ele alma kabiliyetini de öne koyarak bir düzen oluşturmalıyız diye bir açıklama, bir açılım yaptım ve kendisine bunu sundum. Sonra sağ olsun birkaç kez bizim arkadaşlarımızı, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız, belli iştiraklerimizin genel müdürlerinin katıldığı toplantılar oldu. Ve bu toplantılarda arkadaşlarım önerilerini sundular. Birçok önerimiz var. Bu az önce söyledim, o büyük çatının altında birkaçı böyle cımbızla çekilerek yürürlüğe konuldu. Bir de önümüze pat diye böyle bir başkanlık konuldu. Bizim İstanbul'a dair sunduğumuz şey İstanbul'da bakanlığın içinde olduğu, Büyükşehir Belediyesi'nin içinde olduğu, ilçe belediye başkanlarının içinde olduğu, aynı zamanda bu şehrin bir kısım meslek odaları, sivil toplum kuruluşları içinde olduğu, karar alma mekanizması öncesi özellikle belli bir istişare gücünün, ortak akıl gücünün yüksek tutulduğu ama aynı zamanda işleyişinin de sağlıklı bir düzene konulduğu bir mekanizma önerisiydi bu. Bütün bunlar yok, bir tane başkanlık. Böyle bir başkanlık kurulacak. Sizin söylediklerinizden şunları aldık, bunları aldık, bu da yok. Bakın bu, eğer iş yapma biçiminiz ise saygıdeğer bakan ve bu şekilde yürütülecekse siz bizi sadece dinlediniz. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Vatandaşlarımıza bir misalle bunu örnekleyeceğim. Hatırlarsanız birkaç sene önce bir müsilaj problemiyle karşı karşıya kaldık. Ve Marmara Denizi'nde beklemediğimiz bir müsilaj sorununu nasıl bertaraf ederiz? Nasıl çözeriz? Kısa, orta, uzun vadeli çözümler şeklinde konuşmalar oldu. Birkaç kez geniş toplantılar yaptık o dönemin Şehircilik Bakanı'yla. Orada da birçok önerimizi, İstanbul'a dair bütçelendirdiğimiz işlerin kurumlar aracılığıyla bize destek olunması, ki örnek vereceğim, mesela bizim acilen çok büyüyen Başakşehir bölgesi ve İki Telli üstü bölgesinde bir arıtma tesisi ihtiyacımız var. Milyonlarca metrekare bir AK Partili belediyeye alan veriliyor, imar hakkı veriliyor burada Büyükşehir Belediyesi dururken. Biz oradan bir arıtma tesisi için hala bir saha tahsisi bile alamadık. Bakın orada acilen bir arıtma işine başlamamız lazım bizim. Hala yazılarımıza bile cevap verilmiyor. Savunma Bakanlığı'na yazıyoruz, askeri alanlarla ilgili başka bakanlıklara yazıyoruz, çevre şehircilik falan. Bunu bir kenara koyuyorum. İki, dediler ki bizim acilen biz bir özel çevre koruma genelgesi çıkartalım. Marmara'yı koruyucu bir takım maddeler, bir takım prensip kararları alalım. Güzel. Çalıştık hatta. Ben toplantılara katıldım. Çalıştık. Bunlar yazıldı yukarıdan aşağı vesaire. Hiç unutmuyorum. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı kalktı. Dedi ki, ya Sayın Bakanım dedi, bakın bu özel çevre koruma deyince ben korkuyorum dedi. Böyle bir şeye çalıştığımız zaman bu sefer bu iş
belediyelerimizin birçok hakkına, hukukuna tecavüz eder hale geliyor. Elimizden imar yetkisinin bile alındığı sorunlar yaşadık geçmişte dedi. Aman bunu düzenlerken dikkat edelim dedi. Ben demedim bakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı. Teşekkür ederim uyarısını da. Sonra aradan bir süre geçti, pat diye bir özel çevre koruma ile ilgili yine bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Özel ÖÇK denen bu şey genelge yayınlandı. Beni daire başkanımız aradı. İmar daire başkanımız dedi, başkanım bu çok tehlikeli bir şey. Yayınlanan bu genelge Boğaz kıyıları dahil. Yani Boğaz'da kıyıda mesela beton kıracağız, oranın düzeltilmesini yapacağız. Onun bile yetkisini bizden alıyor, merkeze bağlıyor. Veya Marmara kıyısındaki sahille ilgili bir takım düzenlemelerde. Daha vahimi ne biliyor musunuz? Yani müsilajla ne alakası var değil mi? Adaların bütün imar yetkisini elimizden alıyor. Aradım ben Sayın Bakan'ı. Büyükşehir Belediye Başkanı o dönem. Dedim Sayın Bakan biz böyle konuşmadık. Bak sizi Büyükşehir Belediye Başkanı da uyardı. Yok ya öyle olmaması lazım dedi. Sonra döndü baktı tekrar döndü. Demek ki o da içerik olarak sonradan ya o öyle ama durumu idare ederiz biz işi çözeriz falan. Ya kardeşim yani birileri bakın birileri İstanbul mevzu olunca İstanbul'un hakkına hukukuna sanki burası Patagonya'da bir belediyeymiş gibi davranarak tecavüz etmeye gayret ediyor. Ben buradan Şehircilik Bakanlığımızı uyarıyorum. Biz samimiyetle depremle mücadele konusunda sizin yanınızdayız. O koltuktayız. İsteseniz de istemeseniz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yiz. Sizi merkezi idarenin, hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir makamınız var. Biz de 16 milyon İstanbul'un seçtiği bir makamdayız. İstanbul'un hakkını, hukukunu koruyarak, bu tür sorunlarını çözerek görevimizi yapmakla yükümlüyüz. İsteseniz de istemeseniz de o yanınızdaki koltukta bizim yerimiz var. Onu bize anayasa veriyor. O bakımdan bu tür iş ve uygulamaları yaparken lütfen bizimle diyaloğunuzu koparmayın. Bakın depremden bahsediyoruz. Çok önemli bir meseleden bahsediyoruz. Bunu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine hem sunuyorum hem de deprem meselesindeki samimiyetimizin en güçlü seviyede değerlendirilmesini ve bunu Sayın Şehircilik Bakanı'nın bir fırsata dönüştürmesini. Gelin hep birlikte güçlü kararlar alalım ve İstanbul'un önündeki engelleri kaldıralım. Değerli dostlarım, Raylı Sistemler Dairemizi Davutpaşa, Merter istasyonları bölgesinde ve devlet DTM Ticaret Merkezi bölgesindeki duraklarımızı da içine alan bu viyadüklerin güçlendirme projesi deprem açısından işte bahsettiğim bu kapsamda kıymetlidir. Bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni Kapı Otogar Atatürk Havalimanı metro hattının güçlendirilmiş viyadüklerinin hayırlı olmasını diliyorum. Viyadük ayağı temel genişletme ilk temel dökümünü de birlikte yapacağız. Başarılar diliyorum yüklenicimize. Projenin detaylarını biliyorum. Çok özenli bir statik projeyle bunun hazırlanmasına katkı sunan proje kurumumuza teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Allah tamamını erdirsin. İnşallah güçlenmiş. İnşallah tek bir şimdi bile burnunun kanamayacağı bir depremle mücadele sürecinde topyekün milletçe bütün kurumlarımızda başarılara erişiriz. Yolumuz açık olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hatıra fotoğrafına sizin protokolümüzü, belediye başkanlarımızı, il yöneticilerimizi, meclis üyelerimizi, elbette kıymetli muhtarlarımızı ve yüklenici firmanın baretleriyle, yelekleriyle aramızda bulunan değerli çalışanlarını da bu aile fotoğrafına lütfen davet ediyoruz. Lütfen buyurun.
An itibariyle fotoğrafımızı alıyoruz. Davutpaşa Merter Dünya Ticaret Merkezi viyadüklerinde gerçekleştirdiğimiz viyadük güçlendirme tanıtım ve temel atma töreninde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz efendim. Yeniden görüşmek üzere.